Ali Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Tekrardan. Mekanınız, yeriniz çok güzel. Kumbahçe'nin en güzel yerinde bu şu anda. Kale manzaralı. Evet, doğrudur. Bodrum'da biliyorsunuz şu anda bomboş olarak lanse ediliyor. Belediye başkanı da bu konuda birçok konuşmalar yaptı. Doğrudur. Fakat sizde bunda bir çalışmanız olduğunu gördük. Fiyat politikanıza inanamadık açıkçası. Bu fiyat politikanız neden böyle? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz buranın yerlisiyiz ve kendi mekanımız olduğu için İnsanlar da burada hep pahalı konuşmalarını ezmeye çalışıyoruz. Yani burada kendi marketimiz var, kendi restoranımız burası. Evet. Balık ürünleri satıyoruz. Balık ağırlıklı. Mesela arkadaşım şu an temizliyor balığı da. Burada insanların rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde yemek yiyeceğini iddia ediyoruz yani. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar gidip de başka yerde menülerine bakmadan veya fahiş fiyatları görmeden hep anlatıyorlar böyle. Markette fiyat varmış şu an bende. Niye insanlar bunu burada otursun, rahat rahat kale manzaralı bizi görsün, bizi tanısın, bizde yemek yesin de yapıyoruz. Bu arada bütün ürünlerim benim, mesela ailece çalıştığım mekan. Anne, baba, işte amca, kuzenlerim var burada. Mutfağımız tertemizdir, her türlü gösterebiliriz. Bunun yanında mezelerimiz her gün taze ve güzeldir. Mezelerimizi yani balığımızı zaten da günlük taze alıyoruz. Buradaki esnaf arkadaşlarını alıyoruz, onlar para kazansın diye. Diğer türlü gündoğandan getirtiyoruz. Kendi kasaphanemiz var. Kasabı, eti kesiyoruz. O etleri de kendimiz getirtiyoruz buraya. Ve ertesi gün sunuyoruz insanlara. Yani fiyat politikası da şöyle söyleyeyim size. 150-180 lira arası bir salatamız var. Yani burada rahat rahat yemek yiyebilsin insanlar diye. Kuverimiz yok. Hani diğer insanlar gibi yok. Ekmekten para alıyor, sudan para alıyor. Yok işte buzdan para alıyor. Yani bunlara kuver yazıyorlar veya ne bileyim servis yazıyorlar. Bizde bu da yok. Amacımız burada sadece insanlar rahat rahat bir yemek yedirebilmek. Ve burada bu şahane manzarayı, yani Santope gibi bir yerde evet, oturabilsin. Evet. Fakat ben şunu gördüm. Buradan geçenlerin dışında sizin fiyatlarınızı görmemelerinden kaynaklı, nerede yiyelim olarak sizi seçme sebebimiz o. Tabii, daha sizin ederim. Bu yoldan geçmeden de sizi görmelerini istedik. Tabii. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan, Kayseri'den, efendime söyleyeyim Hakkari'den, Ağrı'dan, İşte Antep'ten birçok insanın buraya gelmesi mümkün olmadan veya gelmeden önce sizin yani fiyatlarınızı görmenizi istedik. Ve zaten neredeyelim.com web sitemizde de şu anda sizin menünüzü, QR menünüzü yayınlayacağız. İsterseniz, oradaki menümüz tamamen zaten sizin ne kadar uygun olduğunuzu gösterecek. Asıl amacım benim şuydu, bu manzarada bu fiyattı. Evet. Bu manzarada bu fiyat kendinize ait olan bir yer ve evet, artı çok iyi sistem kurmuşsunuz. Çalışanlarınız güler yüzlü, hepsi ilgili insanlar. Dolayısıyla Kumbahçe gibi bir yerde, hele bugün basında yayınlanan olayları gördüğünüzde evet, Bodrum'da işte lahmacun fiyatlarıyla lanse yani ediyorlar. Maalesef. Ama buradaki mezelerin fiyatlarını, mesela şu mezemiz kaç lira? Şu yani mesela bizdeki mezelerin tüm mezelerin fiyatı 200 lira. Evet. Yani evde yapsanız bu fiyatı yapamazsınız. Yani domatesin kilosunu hesap ettiğiniz zaman. Tabii canım. Evet, yani böyle 200 lira işletme büyük para değil yani. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Fiyat politikasını nereden kırıyorum ben? Rakıyı market fiyatı verdiğim için bu sefer ne oluyor? Senden aldığın o 5 tane meze bedavaya giriyor. Biz sizin evet, uygun biz, fiyatınızı bilmeleri için işte ben buradayız. Ben bunu anlatmaya çalıştım zaten. Bizim evet, fiyat politikamız her türlü de gördüm. Artı meze bölümünü de gördüm. Evet. Yani biz keşfettiğimiz yerlerde sadece fiyata bakmıyoruz. Lezzet, hijyene de bakıyoruz. Tabii. Her şey ucuz olabilir ama sizin kadar lezzetli olmayabilir. Gördüğümüz şey sizin hem lezzetli, hem fiyat uygun, hem zaten olanı zaten burada yayınladık. İşte nerede yiyelim olarak böyle yerleri keşfederek herkese yayınlamaya çalışıyoruz. Ki tabii, onlar tabii da faydalansın, onlar da gelsin. Bodrum'da tabii yer aramaya gerek yok. Bundan sonra bastondayız. Evet, her zaman. Her zaman bastondayız. Biz Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz böyle bir yapıyı ben oluşturduğu için. Siz İyi bir işletmeci görmüşsün olarak kendisini lanse ediyoruz. Teşekkür Ve ederim. Ve ilgileri için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Baston ederim. Baston Restoran. Nerede yiyelim? Baston'da yiyelim. Her zaman bekliyoruz.